geçmişi araştırmakla ulaşılamayan evrenin akan uçsuz zamanında bir an kadar var olan hayatlar. Ve bu anlık yaşamlarını sonsuzluğa erdirme çabaları. İnsanoğlu bilinçli olarak var olmaya başladığı dönemlerden itibaren yaşamlarının kısalığını uzatmanın hayallerini kurmuştur. Hayatın kontrol edilemediğini fark ettikleri andan itibaren de teselliyi, üzerinde yaşadıkları dünyayı terk etmeden önce üstünde iz bırakmakta durdular. Belki de sanat bu çabaların sonucudur. Belki de sanat, insanoğlunun sonsuzluğa ulaşmasını sağlayan en güzel anahtardır. Tarihsel gelişim içinde insanlar arası ilişkiler, kurallar ve diğer farklı ögelerin yolları kesiştikçe yeni olgular ortaya çıkmıştır. Bu gelişen olguların en tepesinde sahiplenme duygusu yer almaktadır. İnsanlar kendilerine ait olan eşyalarını, varlıklarını, kadınlarını, erkeklerini, çocuklarını, kısaca tüm değerlerini korumanın yollarını aramışlardır. Mühürler, yüzükler, damgalar, resimler, pullar, sınırları çizilen haritalar, bahçeleri çevreleyen parmaklıklar ve türlü metotlar bu duygunun maddeleşmiş halleridir. Bu fonksiyonun sanatla kesişmesinden ortaya çıkan güzelliklerden biri de kendine kütüphane raflarında yer edinmiştir. Geçmişin şahitleri olan kitaplar ve sahiplerinin onlara verdiği değerin kanıtı olan Ex Libris, fonksiyonla sanatın kesişiminin eseridir. Peki, Ex Libris nedir? Ex Libris, kitap sahiplerinin mülkiyet işareti olarak kitabın iç kapağına yapıştırdıkları bir özgün baskı ürünü. Ex Libris, kitap sahibinin kendi kişisel beğenilerini, isteklerini yansıtan, özellikle geleneksel özgün baskı tekniklerinde gerçekleştirilen ağaç baskı, taş baskı, linol baskı, ipek baskı gibi tekniklerin kullanıldığı ve kitap sahibinin de muhakkak adının geçtiği bir grafiksel ürün. En ilkel anlamıyla Ex Libris, üzerine yapıştırıldığı kitabın sahibini belirten bir kimliktir. Kullanım itibariyle Ex Libris'in ilk örnekleri M.Ö. 1400 yıllarına rastlar. Dönemin Mısır Kralı 3. Amenhotep, sahip olduğu papirüsleri korumak amacıyla fayans levhalar yaptırmıştı. Bir diğer araştırmada M.Ö. 600 yıllarında kültür ve sanata önem veren Asur Kralı Asurbanipal'in dönemlerini işaret etmektedir. Gerçek anlamda ise ilk Ex Libris, 15. yüzyıla matbaanın icadından öncesine dayanmaktadır. İlk örneklerine Güney Almanya'da rastlamaktayız. O dönemde kitapların manastırlarda elle yazılması ve sınırlı sayıda olması, kitapların değerini ve önemini anlamaya yetmektedir. O dönemde kitaplar sadece kiliselerin ve bazı devlet büyüklerinin himayesinde korunmaktaydı. Matbaanın icadıyla bir kitaptan çok sayıda basılabilir hale gelmesi, kitap sahiplerinin sayısını artırmış ve Ex Libris olgusunun gelişmesine yol açmıştır. Genel olarak hırsızlık ve kaybolmayı önlemek amacıyla kitapların kapaklarına yapıştırılarak kullanılmaya başlayan Ex Libris, basit mülkiyet işaretleriyle başlamış, kitabı çalmak isteyenleri korkutmak amacıyla kullanılan tehdit dolu cümlelerle genişlemiş,
ve zaman içerisinde eklenen resimler ve çizimlerle bir sanat halini almıştır. Ekslibris'in tarihine baktığımızda bir işlevsel sanat olduğunu görüyoruz. Yani kitapların iç kapağına yapıştırılan bir mülkiyet işareti olaraktan doğmuş. 1450'lerde başlayan bu gelenek ciddi anlamda kağıt üzerine ilk defa Hans Igler isimli bir papaz için yapılmış bir kirpi, çiçeği öpen bir kirpi resmin üzerine öpsün seni Hans Igler yazısını koyuyorlar ve bir uyarı: kitabı geri getirirseniz teşekkür oluruz, teşekkür ederiz ama getirmezseniz kirpilere maruz kalırsınız gibi böyle imalı bir sözcük de kullanmışlar. Esas olan dönemin ünlü sanatçıları ekslibris yapmış. Bunlardan bir tanesi büyük Alman sanatçı Albert Dürer'dir. Albert Dürer dönemin devlet adamlarına, ileri gelenlerine 25'e yakın ağaç gravürle ekslibris yapmış. Daha sonraki yıllarda günümüzde çok iyi bilinen ünlü ressamlardan Picasso, Kokoschka, Paul Klee gibi ünlü ressamlar da ekslibris yapmış ve bu sanata öncülük etmiş. Ekslibris'in 19. yüzyıla kadar süren sanatsal ve olgusal gelişimi, bu sanatın değerini üst seviyelere taşımış ve her sanatın hayranlarının yaptığı gibi koleksiyonculuk hareketlerini başlatmıştır. 19. yüzyıldan bu yana çeşitli dernekler, kurumlar kurulmuş ve bu sanatın sahiplerini, sanatçılarını ve koleksiyoncularını buluşturmuştur. Günümüzde ekslibris, sanatseverlerin uluslararası iletişimini sağlayan değerlerden biridir. Ülkemizde ekslibris, yurt dışı ilişkilerin eşiğinde var olan, son dönemdeki ilgi öncesi topluma yabancı kalmış bir sanat dalıdır. Ekslibris türüne girmese de işlevsel olarak Osmanlı dönemlerinde el yazmalarının ve kitaplarının üzerinde görülen mühürler, kitap üzerindeki mülkiyeti sembolize ederdi. Bunun dışında ekslibris gerçek anlamıyla ülkemize yurt dışına çıkan kişiler veya oradan gelen kitapların vasıtasıyla girmiştir. Geçmişte ülkemize giren kitaplar sahiplerinin ölmesiyle el değiştirmiş, bu sayede ülke içinde yayılmıştır. Ülkede ekslibris çok fazla tanınmasa da, ekslibris örnekleri sayesinde ülkemiz yurt dışında tanınma fırsatı bulmuştur. Osmanlı tarihiyle ilgili bazı yabancı kitaplarda ekslibris örneklerine rastlanmaktadır. Bu sanat, Türkiye'deki varlığını yabancı eğitmenlerin görevlendirildiği okullar sayesinde de arttırmıştır. Üsküdar Amerikan Koleji, Robert Koleji gibi okulların kütüphanelerinde de bu tür ekslibrislere rastlamak mümkündür. ...1980'lere doğru ekslibris, bu sanata değer veren bir avuç insanın çabaları ve özverileriyle ülkemizde ilgiyi arttırmaya başlamıştır. Bu çabanın öncülerinden Hasip Bektaş, ekslibrisle olan ilk tanışıklığını aktarmakta. Ekslibris'i ben 1983 yılında duydum bir gazete haberinden. Belçika'daki bir yarışmanın haberiydi. Küçük boyut baskılarınızı gönderebilirsiniz demiş diyordu. Belçika'ya gönderdiğim yarışmadan gelen katalogdan yapılan çalışmaların üzerine bir ekslibris sözcüğü ve beraberinde bir isim yazıldığını gördüm. Ve yarışmayı organize eden kişiye mektup yazıp bu ekslibris nedir, bana açıklar mısınız diye sordum. Gelen bir sayfalık İngilizce metinden ben ekslibris'i ilk defa o zaman öğrendim.
Daha sonra 92 yılında bu yarışmayı organize eden müzeyi görmek nasip oldu. Gittiğimde enteresandı. Raflarda kutular dolusu eksibisler gördüm. Örneğin Yugoslavya'nın 60 kutu, 60 küsür kutu eksibisi vardı. Türkiye'nin var mı dedim. Bir tane kutu getirdiler. İçinden 4 tane eksibisi çıktı. Bu 4 eksibisten 2 tanesi bana aitti. 2 tanesi İstanbul'dan bir arkadaşa aitti. Bir yanıyla çok mutlu oldum. Bir müzede eksibisim vardı. Ama bir yanıyla da büyük üzüntü duydum. Neden bu kültür bizde bilinmiyor da bu kadar geç kalındı diye. Ve orada kendi kendime karar verdim. Bu sanatın Türkiye'de yaygınlaşması için nasip çaba sarf edeceksin dedim. Son 15 yıldır da bu sanata gönül vermiş. Diğer arkadaşlarımızla beraber kurduğumuz Ankara Eksibis Derneği olarak ve eğitim, öğretim yaptığım üniversitede öğrencilerime eksibisi tanıtmak, yaygınlaştırmak için ciddi çaba gösteriyorum. Bu fonksiyonel sanat, günümüzde haberdar olanların çalışmalarıyla hem koleksiyonculuk hem de sanatçılık açısından yaygınlaşmaya başlamıştır. Boyutları açısından da ilgi toplayan bu sempatik sanat, sadece ressamların değil, grafik tasarımcıların ve benzer dallardaki kişilerin ve öğrencilerin de heyecanıyla hareketlenmiştir. Benim baskı yapmaya vaktim olmuyor genellikle. Atölyelerde fırsat bulamıyorum başka bir şeyler yapmaya. Ama bir an çalışmaya ara verip eksibiz yapıyor olmak hala sanatla uğraştığımızı hissettiriyor. Sanata dair bir şeyler yapabildiğimizi hissettiriyor. O küçük bir soluk aslında. 16 sayfalık broşürü bir kenara bırakıp küçücük bir alanda kendini ifade etme çabası. Çok az insan görüyor bunu henüz ama yapıyor olmak bile önemli. Bu sanat aslında çok fazla yaygın değil Türkiye'de. Hani biz tasarımcılar hepimiz biliyoruz ama açılan sergiye çok da fazla ziyaretçinin bilerek gittiğini düşünmüyorum. Ama ben sürekli konuşmalarımda bu sanata dair bir şeyler söylüyorum. Birilerine ders anlatırken, küçük gruplara tasarım dersi anlatırken onlardan birer eksibiz yapmalarını istiyorum. Ve böylece yaygınlaşmasını sağlamaya çalışıyorum. Çünkü bir şeyler yapmanın ötesinde, üretmenin ötesinde biraz da konuşmak gerekiyor belki. Hiç alakası olmayan mühendislerle de olsa bir ortak nokta bulunuyor bir zaman sonra. İnsanlar farkına varıyorlar ve Türkiye'de bu iş için çok fazla çalışıldığını görüyorlar. Çünkü az emek de harcanmıyor aslında. Yani o küçücük kağıtlarda büyük bir afişten daha fazla emek var çoğu zaman. Bunun bir tercih olduğunu düşünüyorum. Aynı emekle çok daha büyük şeyler yapılabilir. Taş baskılar ya da çinko baskılar yapılabilir. Ama eksibiz çalışan insanlar o küçük alanları tercih ediyorlar. Bu mütevazi bir seçim belki de. ...1980'lerden bu yana birçok sanatçımız Ex Libris çalışmalarıyla yurt dışı sergilerde yer almaya başlamıştır. Aynı zamanda Ex Libris yarışmalarında da artık Türk sanatçıların eserleri boy göstermekte ve derecelere girmektedir. ...1996 yılında İtalya'da 3. Ex Libris Biennale'inde Hasip Bektaş birincilik ödülünü, İsmail İlhan da ikincilik ödülünü almışlardı. Bunu takip eden yıllarda ise diğer sanatçılarımız da çeşitli ödüller kazanmıştı. Ülkemizde kurulan Ex Libris Dernekleri de bu sanata olan ilgiyi artırmak ve geleceğe aktarabilmek amacıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlar gerçekleştirmektedir. Ben yıllardır Banknot Matbaası'nda
banknotlarımızın ön yüzündeki Atatürk portrelerini çelik üzerine oydum. Hasip Bey'le 1998 yılında tanışınca Eksibris'i öğrendim. Eksibris'in boyut olarak benim çalışmalarıma çok yakın olması beni bu alana cezbetti. Derneğe 1998 yılında üye oldum. 99'dan itibaren de dernekte başkan yardımcısı olarak görevimi yürütüyorum. Eksibris, özellikle Ankara Eksibris Derneği olarak Türkiye'de gerçekten güzel etkinlikler yaptık. 2003 uluslararası yarışma düzenledik. Bu yarışma sergimizi üniversitelere götürdük. 2006 Ağustos ayı son haftasında İsviçre Nyon'da dünyadaki Eksibris derneklerinin uluslararası bir kongresi oldu. Kongreye de katıldım. Oradaki sanat ortamını, değiş tokuş ortamını, Eksibris dünyasını daha yakından gözleme imkanım oldu. Ve o kongrede o hakkı olan delegelerin oy çokluğuyla Türkiye'nin özellikle FİSA'ya kongresinde zaten Ankara Eksibris Derneği Türkiye'yi temsil ediyor. 2010 yılında o kongrenin Türkiye'de ve Ankara'da yapılması kararlaştırıldı. Ve o kongrenin heyecanını şimdiden taşıyorum ve onu bekliyorum. Eksibris gerçekten küçük boyutlu olmasına rağmen görsel sanatlarda özellikle özgün baskıda her şeyin işlenebildiği, her konunun, her tekniğin son derece estetik ve sanat dolu bir alan. Bunun boyutunun küçük olması estetik değerinden hiçbir şeyi kaybettirmiyor. Ve bu derece yaygın olarak dünyada bir sanat eserinin değiş tokuşun yapıldığı, kongrelerin yapıldığı bir başka alanı ben bilmiyorum. İnsanların isimlerini sonsuzluğa bırakmaları yönünde hem koleksiyoner, hem kitap sahibi, hem de sanatçı olarak yaptıkları Ex Libris çalışmaları, geçmişle geleceği, ülkeler arası toplumları ve sanatla insanı buluşturmak açısından ilgiye değer bir ifade biçimidir. Genç sanatçı adaylarının, özellikle sanatçılarımızın bu işe gönül vermesini temenni ediyorum. Gelecekte bu sanat dalında Türkiye çok iyi noktalara gelecek ve inanıyorum ki bu alanda da Türkiye başarısını dünyaya duyuracak. Günümüzde kişisel koleksiyonlarında 250 binin üzerinde çalışmaya sahip kişiler bu sanatın öneminin kanıtıdır. Gençlerimize ve geleceğimize bu sempatik sanatı yaygınlaştırmak dileğiyle.